Sultanım. Gülşah, getirdim mi kekik yağını? Şu boynuma iyice sür, tutuldu. Getirdim sultanım. Yalnız size mühim bir havadisim var. Neymiş o? Bir şeyler oluyor sultanım. Hürrem eli kanlar içinde bir hışım odasına koşuyordu. Arkasında da Nigar. Galiba hünkârımızın yanından, has odadan dönüyordu. Nasıl? Ne olmuş ki eline? O kadarını bilmiyorum. Ama görseniz öfkeden titriyordu. Git Nigar'ı bul bana. Ne olmuş ki sultanım? Vallahi bana bir şey demedi. Yalan söylüyor sultanım. Hürrem Hatun'un eli kanıyordu, ben gördüm. Konuşsana. Ben de sordum kaç kere. Ağzına kilit vurmuş. Ser verip sır vermiyor. Hünkârımızla arasında bir hadise vuku bulmuş. Şu Rus cariye ile mi alakalı? Muhtemelen öyle. Zira hünkârımız altın yoldan geri çevirmiş hatunu. İstememiş. Has odada neler olduğunu hemen öğreneceksin. Gayret ederim sultanım. Şimdi çekilebilirsin. Gülşah takip et mevzuyu. Bir şeyler dönüyor. Neler olmuş iyice öğren. Evet, Sümbül Ağa konuşurken duydum sultanım. Hürrem ya o cariyeler gidecek ya ben demiş. Bak sen şu hadsize. Hünkârımıza baş mı kaldırmış? Bu ne cüret. Ondan her şey beklenir. Ama bu çok iyi oldu. Evet iyi oldu. Kendi sonunu kendi hazırladı. İlahi adalet tecelli ediyor. Mahvoldu Hürrem. Tüm gücünü kaybedecek. İnşallah sözünü tutar da gider sultanım. Tutmasa ne fayda? Hünkârımız artık onun yüzüne bile bakmaz. Kendi ipini kendi çekti, haberi yok. Git bir dolan bak. Neler olup bitiyor hemen öğren. Hemen sultan. Sümbül Ağa. Sultanım. Nereye götürüyorsun bunları? Hünkârımız cariyelerin saraydan yollanmasını emretti. Ne diyorsun sen Sümbül Ağa? Doğru mu bu? Vallahi ve tillahi öyle sultanım. Geldikleri yere gönderilmeleri için emir aldım. Müsaadenizle ben onu şey yapayım. Haydi. Bu nasıl bir şey Allah'ım? Hünkârımız böyle bir rezilliğe nasıl göz yumar? Bu cüreti nasıl ödüllendirir? Thank you.